Mersin'in en güzel yerinden herkese selamlar. Uzun zaman oldu arkadaşlar, biliyorum. Sizi arkadaşlarımla tanıştıracağım. Cancık turistler. Hadi gelin. Bakın tek tek anlatayım. Kardeşim Muhammed. Merhaba. Arkadaşım Mahmut. Selamun aleyküm. Ani bir şekilde karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Böyle bir yeri kaçıramam. Bunu illa bir YouTube'a aktarmam lazım. Daha yeni geldik. Yani hiçbir şey kaçırmadınız. O yüzden başlayalım mı? Haydi başlayalım. Neler uğraşıyor adam ya. Ataşköy'e geliyor. Geliyor. Hanım hadi lan falan mı? Sabaha kadar buradayız. Selamun aleyküm. Ne var ne yok? Burada abla. Abla. 1 2 Cüzdanım yok dedi ama. Şimdi bu kişiler hep arkadaş gruplarında bulunur. Boğazına düşkün olan, sürekli havalı olmaya çalışan ve sürekli spor yapan. Şey söyleyeceğim. İsmail. Sen ne yapmaya çalışıyorsun arkadaş? İsmail. Ha? Abi burası. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İsmail. Ha, bir de bu 5 senedir aynı şortu kullanıyor. Yine aldım kardeşim, baksana. Ya Allah aşkına ya, nereden buldun onu? 90 lira. Babasının terliğini giyen tabii. Yani boya boya. Hava çok güneşli, o yüzden bu havada denize inmek istemiyoruz. O yüzden biraz daha bekleyelim. Birkaç tane bulut var. Söyle. Arkadaşlar İsmail'e like atın. Aa, abone olun. Evet, Çünkü sizin için çok uğraşıyor. Değil mi? Unutmayın. Değil mi? Teşekkür ederim canım benim. Hatırlatayım o zaman, kanalıma abone olmayı, like bırakmayı ve abone olmayı, like bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve devam edelim. Mahallede kavga var. Fotoğraf kavgası. Ne oluyor burada? Ne oluyor, hadi hemen anlatın. Ne oluyor? Ne istiyor senden? Ya video çekmek istiyor ya. Bu çocuk hasta valla, gerçekten. Gözlemi mi istiyorsun? Yalvar bana. Kavganın sonucunda ortak bir nokta bulup galiba bir anlaşma yaptılar. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyi bayramlar hocam ya. İyidir hocam. Valla şeye geldik, taş ucuya geldik. Bayt'e söyledim, keşke Burak hocamı da arasaydık dedim. He öyle mi? Herkese zaten söyledim. Bayramlar. Hocam valla sizi özledim. Ben az önce Doğan hocamla konuştum. Gerçekten özledim gel sizi. Bayağıdır görmüyorum. Neyse o zaman pazar. Yalancı yalancı hocam. Yalancı. Evet haklısınız hocam. Evet inşallah şekerim. Hocam. Hocam bu çok yalancı. Şöyle sizinle baş başa olmak istiyorum. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. O ne soru o ne? Bir rahat bıraksan mı? Şu videomu tamam. Sakin bir şekilde çeksen. Tamam. 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 Özür dilerim. Tamam. Uzaklaş. Uzun zaman oldu sizinle böyle görüşmeyeli, sohbet etmeyeli, video çekmeyeli ama çok yoğun bir tempodayım. Çalışıyorum, hayatımda çok fazla şey gelişti. Bunları size tek tek anlatacağım. Ama bu günün tadını çıkartalım. Şu güzel yerin tadını çıkartalım. Gerçekten ben ilk defa geliyorum bu arada. Buraya ilk defa geliyorum. O yüzden elimden geldikçe görüntü çekip sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar buranın güzelliğine bakmayın. Hava aşırı fazla sıcak. Denize bu şekilde bu havada inmek istemiyoruz. Biraz daha vakit geçsin. Biraz daha vakit geçsin. Ne yapıyorsun? Gölgeli bir yerlerde oturmaya çalışıyoruz. Dantam'da ne var bölümüne geldik. Bunu zaten hiç aşmayacak biliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Onu kesinlikle aşmaz. Tadına inanılmaz. Biz olmadan yiyecek. Su zaten su evden doldurmuş. Hayat. Bir de bugün bunlarla çok fazla uğraşacağım için enerjiye ihtiyacım var. Şapka var. Denizden sonra giyerim. Havlu getirdim. Havlu getirdim yeni. Ama denize girmeyeceğiz maalesef. Bu havada hiç giremeyeceğiz.
Şort var. Yani olmazsa olmaz. Bu şortu neden çaldın lan? Bizim şort değil mi bu? Gerçekten mükemmel bir turistim ben. Şarj kablosu. O da sizin için. Şu an YouTube videosu çektiğim için. Power bank'im. Nemlendirici. Arkadaşlar yerimizi değiştirmeye gidiyoruz. Her yer aşırı fazla kalabalık. Herkes buraya toplanmış. Ne haber? Nereye gidiyoruz? Çay mı? Çay mı içelim? Bir saniye size fiyatları göstereyim. Şöyle fiyatlarımız var. Soğuk içecekler. Çay, kahve. Ve gözlükler arkadaş. Biz bu gidişatla hiç denize inemeyeceğiz ha. Ben size söyleyeyim. Bir şey soracağım. YouTube kanalımın hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bunu taktayım da. Tamam. Hadi. Ben ne düşünüyorum? Para vereceğim mi? Çekimden sonra para vereceğim mi? Bana veririm. Çok güzel. Bence beğenin. Net. Yani tamam, adam güzel güzel. Tamam, neler uğraşıyor adam ya. Taş şuraya geliyor. Gaya. Kaçta çıktık biz? Biz saat 6'da mı çıktık? Gaya. Yok. Sabah namazında çıktık ama arabanın sahibi sürekli gitti. Ama o kadar kalabalık ki. Sabah namazı. O kadar kalabalık ki yani zar zor ilerledik. Şimdi... Ne? Sabah namazı kıldık geldik. Sen öğlen namazı kılmadın mı? Cuma namazı. Ne kadar? Hani ben de lan paramı ver lan. Oğlum para ver lan. Var bende. Şarj bankası var, merak etme. Düşünceli bir insanımdır. Tek kişilik bir şeyler almış gelmiyor. Hani bize? Market oradan. Reklam yapsın. İşbirlik arkadaşlar. Şu an şunu yiyoruz ya. Sabaha kadar buradayız. Ülker. Ya ne alaka? Dişlerin yapışmayan çikolata. Ülker. Yok, kız ya çikolata oldu. Amina. Uğur iyi tarif. Amina. Bir aydır böyle bir yere gelmeyi planlıyorduk. Bir türlü gelemedik. Sonunda gelebildik ama. Selamun aleyküm gençler. Selamun aleyküm. Ne var ne yok. Ne kadar? 15. Şu 10 lira. Şu 10 lira. Hayat. Ama hiç vermiyor hayat. Hayatınızdan gidiyor. 2-10 alıyor. Yok fiyatlar uygun. Fiyatlar çok fazla abartılmış. Fiyatlar aşırı fazla böyle abartılmış bir şey değil. Konumuza dönelim. Şöyle güzel turistik bir yere göre. Fiyatlar hiç yüksek gelmedi bana. Ama yemeklerin fiyatlarına hiç bakmadım. Bakmana gerek yok. Ben buranın tam olarak bak sadece bir bölge. Tam olarak ne diye geçiyor adı? Yapraklı köy. Taşucu. Taşucu mu yapraklı köy mü? Yapraklı köy. Müteşem ya, valla müteşem. Evet, güzel. Şey diyeceksene burada. Biz yapraklı... Su aynı Maldiv. Ha şöyle, bak ne güzel bir örnek verdin. Aynı Maldiv gibi. Suyu... Burada abla. Abla ne ya? Ya abla diyemezsin değil mi? Şimdi bir video çektik, tamam mı? Evet. Ne zaman paylaşmayı düşünüyorsunuz İsmail Bey? Şöyle söyleyeyim, bilmiyorum. Bir ay olabilir, yarın olabilir, yarından da yakın olabilir. İsmail Bey, şimdi bu bayramda kaç kere et geldi? En yakın zamanda... Ama söz veriyorum, odaklanmaya çalışacağım. Biraz uzak durdum bu montaj işlerinden. Söz çekiyorum ama montaj etmiyorum yani. Söz mü? Böyle bir sorunum var. Bu arada arkadaşlar, bu iki arkadaş spor hastası. Evet. Sürekli nerede ararsanız bak bulmadığınızda spor salonuna gidin orada bulursunuz onları. Evet. Doğru. Hangi spor salonuna gidiyorsunuz? Valla ben XGM yolun kenarında böyle bir baklava Antep var karşı. Evet. Ben spor salonundan çıktıktan sonra oraya geçiyor musun? Yok kesinlikle. Orada para alırım. Hani kira alırım değil, para harcarım mı diye düşünüyorsun? Yani evet. Tamam. Olmaz. Sen
Sen hangi? Ben abi. Ya abi. Birisi abla diyor, öbürü abi diyor. Ne alaka ya? Ateş vurdu. Biraz mecmua düştü. Yazık ya, yanına getirdi. Yemekleri yemişler haberi olmadan. Bitirmişler mi gerçekten? Islak olmuş. Namı reşek Allah'ın sana kapatın sen ne? Abi yürüyelim şimdi ya. Yanına ne getirmişsin bakalım? Oğlum abi şeftali. 4 tane şeftali. 4 tane şeftali almışsın. Biraz yanında kiraz. Kurabiye getirmiş, kurabiye. Bakayım. Kurabiye abi. Bunlar bayram kurabiyesi. Islak Antep. Bir onu açsana. Onu açsana. Bayram. Onun dolgusuna bakalım. Onu bir aç. Islak Antep. Tamam dur ya. Sırayla gidelim. Ver sen. Şalmışsınız. Hacı ver. Hurma. Hurma. Hurmalı kereviç. Islak Antep. Ne alakası var? Bir aç bakayım. Sürpriz. 1, 2. Çikolata. Bakayım bir bakabilir miyim? Bunun tadı genelde tuzlu oluyor. Tuzlu mu oluyor? Daha dışarı bir şeyler. Çok güzel vallahi. Ben sizi tavsiye ederim. Kilo 5 lira. 1 kilo bir alınabilir. Sen ne getirmişsin ya yanına? Şatol malağı. Başkan? Sen sıkıyorsun, sıkıyorsun, sıkıyorsun. Bak cüzdanım yok dedi ama. Tamam dur dur. Mal yeter artık. Gelin ya hadi. Güneş gitti hadi ya. Arkadaşlar sürekli yaptığım şeyi yapmaya gidiyorum. Hadi. Bir saniye. İsmail çeksene İsmail'e tanıdım İsmail. Yakala. Arkadaşlar videomuz tam gazla devam ediyor ama biraz mama verdik güneşten dolayı. Şimdi güneş battı. Güneş battı ve şimdi biz güzel bir dalış yapacağız. Şu an bu arkadaşın telefonuyla çekim yapıyorum ve ya bir şey olmaz ya. Bir saniye şu üst kısımdan bir çekim yapayım sana vereceğim tamam mı? Şimdi telefonu verebilirim. Ya bir taraftan Kur'an, bir taraftan şarkı. Ben nasıl vlog çekeyim ya bu ortamda? Neyse. Arkadaşlar denizden çıktık. Şu an ikinci rotamıza yöneldik. Yarım saatlik bir yolu 2 saattir içindeyiz. Çıkamıyoruz. Kız Kalesi'ne gidiyoruz. Ama o kadar kalabalık ki nereden yola gireceğimizi ve nereden çıkacağımızı hiç bilmiyoruz. Bir şekilde varmaya çalışacağız. Arkadaşlar park gideceğimiz yeri bulduk ama az önce şu arkadaş birisiyle kavga etti ve dönüp arabasına bir şey yapmasından korktuğu için park etmiyor ve çıkıyor buradan. Güneşten yanmamaya çalıştım ama çok kötü bir şekilde bronzlaştım. Yanıyorum şu an yani gerçekten kollarım, yüzüm, burnum ama değdi. Gerçekten değdi. Şu an neredeyiz? Bir saniye şuradan çekeyim. Kız Kalesi'ne geldik. Çok yakınlaştık daha doğrusu. Arkadaşlar Kız Kalesi'ne vardık ve
ben buraya yaklaşık bir 5-6 sene önce gelmiştim. Çok uzun zaman oldu. Hatta daha fazla olmuş olabilir ama kalenin sahil kısmına çok yakın olduğunu bilmiyordum. Yani öyle hatırlıyorum ben. Uzak olduğunu hatırlıyorum ya da fotoğraflardan öyle görüyoruz. Yani hepimiz öyle görüyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel ortam, tam bir yaz havası. Biz şu kısmından geldik. Şu kısmından giriş yaptık ve çok sakin olduğunu sanıp sevinmiştim. Halbuki hiç öyle değil. Yan tarafı göstereyim. En son ne zaman gelmişsiniz siz? Bir yıl oldu. Ben 5-6 sene önce gelmiştim. Ciddi misin? Ama küçük çok güzel oldu. Buraları yani resmen unutmuşum. Çok yakın değil mi buraya? Nasıl? Ben bana mı öyle geliyor? Yok ya, yakın aslında da ama oraya girmek falan yasakmış. Daha önce biz gittik. Sen daha bilgilisin bu aynen konuda. Orayı yüzerek gidebiliyor muyuz? Gidebiliriz ama yasak da. Yasak mı var? Evet, yasak. Almıyorlar mı? Almıyorlar içeriye. Falan çıkman yasakmış. Şu tekneyle mi gidiyorlar? Evet, tekneyle gidiyorlar. O tekneyle ama gidip orada oraya giriş yapıyorlar mı yoksa sadece yok, tur atıyorlar mı? Sadece tur atıyorlar orada falan, yüzüyorlar falan uzaktan. Teşekkür ederim. Şey ne demek? Ne zaman paramı vereceğim? ya Allah aşkına. Ne yapıyor? Bizi daha fazla böyle bilgi verebilir misin? Yani tabii var mı daha verebilirim. Fazla? Çünkü benim babam burada mühendis olduğu için. Burada babam mimar yapıyor ya. O yüzden. Bana sorabilirsin. Mesela. Burası neden bu kadar kalabalık? Sadece bu sahil. Neden bu kadar kalabalık? Çünkü burası güzel bir yer olduğu için, tatil yapılacak bir yer olduğu için insanlar çok seviyor. Aynen. Tamam. O yüzden insanlar buraya burada tekne binmek için falan bazen arkadaşlar yaşlılar teyzeler olunca olduğu için millet görmeye geliyor. Sen buradan bir gider misin dostum? Artistlik ya. Kavga çıktı. Tamam, ben rehberimle videoyu devam ettirmek istiyorum. Gel. Bana daha fazla bilgi verir misin? Ne gibi? Ya ne bileyim, buranın hakkında en son ne zaman geldiğim, kimle geldiğim. Biz burada arkadaşlarla bir 3 gün tatil yaptık. Evet. Ama yer o kadar güzel ki, çok güzel. Sürekli gelesim var değil mi? Evet. Akşam nasıl oluyor burası? Akşam çok güzel manzara oluyor. Biz akşama kadar buradayız. Parti yapıyorlar. Evet. DJ falan var mı? Var. Bazen kafelerde DJ yapıyorlar. Biz akşama kadar buradayız değil mi? İnşallah. Bir turist var burada. Muhammed Nur. Ne oldu? Tamam da biz ya burada kalmayacağız ki akşama kadar sadece. Dün akşama kadar. Dostum biz para vermeyin, ben burada yatacağım. Garanti abi sen girin. Çok ani bir sebeple şu an buradan çıkmak zorundayız. Ama bir saniye durun. Biz kapak fotoğrafı çekmedik daha. Çekeriz ya. Ya Allah aşkına bak. Şurayı terk etmeden çekelim. Öyle gidelim bari. Çekelim mi? Buranın ortamı çok güzel oluyormuş akşamları ama biz kalamayacağız. Yani plan değişikliği yaşadık şu an. Arkadaşlar bu güzel yerin tadını çıkartmadan çıkmak zorunda kaldık çünkü çok kalabalık, aşırı fazla bunaltıcı. O yüzden daha sakin bir yere gidip eğlenebiliriz. Bak yerimde oturdu. Hadi. Çok böyle pratik bir hareket yapıyorsun Cadi. Tekrar hadi. Bir, iki. Kalk ya abi. Tamam hadi aç. Bak burası. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Arkadaşlar trafikte kaldığınızda size bir yapabileceğiniz bir aktivite getirdim. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir yüze düşersin. Tamam mı? Düşüm kurulun dersin.